Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün hava biraz yağışlı olduğundan dolayı mango seramızda, mango fidelerimiz olduğu yerde siz inşallah azotla alakalı bir video hazırlayacağız. Şöyle bir husus var. Video hazırlamamızın sebebi de bu. Çok fazla mesaj geliyor kanala. Demek ki yanlış bir ibari ya da çekilen videolar var. Buna bir açıklık kazandırmak için azotla alakalı bir video, kısa bir video çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi kış gübrelemelerinde azot kullanılmazmış. İşte ağaçlar kış döneminde uykuya yatarmış. Uykuya yattığından dolayı azot harcamazmış. Vesaire 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 gidiyor arkadaşlar. Ben bunun izahını, gelen mesajlara izahını yapıyorum. Hala tatmin olmuyor. Abi işte şöyleyse hocam, şöyleyse şöyleymiş, şöyleyse şöyleymiş, hala üstelemeye gidiliyorsa demek ki çok fazla video var. İnanın ben öyle video daha rastlamadım, bilmiyorum. Ve sorduğumda, tabi soramıyoruz mesajların arasında hangi video nedir, bunu hangisi söylüyor olduğunu bilemediğimizden dolayı. Arkadaşlar kısacası şu. Bitkiler, özellikle yapraklı bitkiler kışın tabii ki azota ihtiyacı olur. Sonbahar kış gübrelemesinde azot miktarımızı az tutarız. NPK'mızda. NPK'nın ne olduğunu artık herkes biliyor. Organominerati NPK'mızda. Azot, fosfor, potasyum içermezse arkadaşlar bu ağaçlarımız kendini kışa hazırlayıp bahara geçemez. Dolayısıyla azot kesinlikle kullanılacak. Şimdi şöyle düşünelim. Hiç durmadan gelin. Bakın şurası mango fideliğimiz, aşılarımız var. Yeni yaptıklarımız var. Eski yaptıklarımız var. Şöyle. Şöyle. Bir göster hocam. Bu aynı şekilde dışarıda çalışıyor. Burası sera. Ama dışarı baktığımızda mango, avokado ve mangolarımız hala çalışıyor. Ve kış geldi, görüyorsunuz kazak giyiyoruz. 15 dereceye seyrediyor hava. 15-20 arasında Alanya'dayız. Ve hala bu ağaçlar çalışıyor. Ve çalışmaya devam edecek. Ağaç sadece kendini durdurur. Yani çalışmakta şey olmaz. Hani uykuya yatmaz. Arkadaşlar, ceviz ağacı da uykuya yatmaz. O da aynı şekilde çalışmalarına devam eder. Kendini bahara hazırlar, gözeneklerini hazırlar. Topraktan alması gereken vitaminleri gövdeye taşır. Şunu yapın. Bir tane ölçek alın. Bir tane ceviz, zeytin, ondan sonra badem. Ölçün arkadaşlar. Bu ağaç uykuya mı yatıyor, büyümeye devam mı ediyor? Göreceksiniz büyüdüğünü. Dolayısıyla tüm elementlere kışında ağaçlarımızın ihtiyacı var. Tabi bademi örnek verirken bu yapraklı bitkilere %10 azot varsa NPK'mızda, yapraksız bitkilere %5 uygulayabiliriz. Bu tamam, ama azota kesinlikle ihtiyacımız var NPK'mızda, taban gübrelememizde, hayvansal gübreyle beraber. Mutlaka katmamız gerekiyor arkadaşlar. Azot çok önemli bir element. Yanında element, iz elementleri de koyarak gübrelememizi tam yapacağız. Fidanlarımız, ağaçlarımız gelişecek. Meyvemiz ve gelirimiz yükselecek. Sorularınız olursa arkadaşlar, kimyasal ya da hayvansal ya da organomineral, lütfen mesaj olarak yazın, cevaplayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.